Biz Yahudileri sevmeliyiz. Tabii ki Yahudileri sevmeliyiz. Tanrı İsrail'i seviyor. Tanrı Yahudileri seviyor. Biz de İsrail'i sevmeliyiz. Yahudileri sevmeliyiz. Kilisenin önünde haç var. Haçın yanında bayraklar olacak. Bayrakların olması biraz garip zaten benim için. Ama yabancı bir ülkede İsrail bayrağının orada benim için gerçekten rahatsız edici. Ki bu aslında bu haklı davanın hakkaniyetine de aslında gölge düşüren bir konu. Bu Hamas'ın yaptıkları terörizm altında. Kendi seçtiği halk olduğu için haklı saymadı. Tanrı devamlı İsrail'i azaldı, yargılıyor, cezalandırıyor. Yahudilikten ve Yahudilerden nefret etmek uygundur sanki. Biz Tanrı'nın seçilmiş halkıyız. Dolayısıyla Tanrı bizi seviyor, diğer ulusları sevmiyor. Tanrı onları değil bizi seçti. Dolayısıyla biz doğruyuz. Ne yaparsak yapalım. Onlar yanlıştır. Kutal kitapta İsrail geçiyor. Tanrı İsrail'i seviyor. Demek ki İsrail'i savunmalıyız. İsrail doğru olmalı. İsrail'i desteklemeliyiz. Neden? Çünkü kutal kitapta İsrail var. Merhabalar, ben Nurullah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün özellikle son zamanlarda yaşanan İsrail ile Filistin arasındaki gerilim üzerine konuşacağız. Ayrıca bu konuya dair Hristiyan bir bakış açısı sunmaya çalışacağız. Ve yanımda Ryan Keating var. Öncelikle hoş geldin abi. Tekrar seni yeni bir videoda konuk etmek gerçekten çok önemli. Özellikle böyle bir konuda konuşmayı kabul ettiğin için, davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Hoş bulduk, teşekkürler. Benim için bu konuları konuşabilmek önemli. Yani bence bu konular konuşulmalı. Evet Ryan abi aslında direkt sana sorarak başlamak istiyorum. Öncelikle çünkü orada neler oluyor? Bu olayları başlatan şey ne? Ve İsrail ve Filistin arasında bu süre gelen bu çekişme, bu gerginlik neyden kaynaklanıyor? Bu konular üzerine çünkü uzun yıllardır okumalar yaptığını hatta bir şeyler yazdığını da biliyorum. Bize öncelikle orada yaşanan olayları anlatabilir misin? Tabii biraz özetleyebilirim. Bu İsrail ve Filistin konusu tabii çok derin, eski bir konu. Ve konuşmaya başladığımız zaman ilk sıkıntı şu, nereden başlamak? Bu en son yaşanan olaylar daha kolay, biraz daha basit. 6 Filistinli aile var Gaza bölgesinde yaşayan. İsrail bu 6 aileyi evlerinden çıkarmaya çalışıyor, kovmaya çalışıyor. İsrail'in mahkemelerinden çıkan kararlar bunu izin veriyor. Dolayısıyla bir çatışma başladı. Filistin halkı ve Gazayı yöneten grup buna da izin vermek istemedi ve dolayısıyla bir çatışma başladı. İsrail'e göre 19. yüzyılda iki Yahudi kurum, iki vakıf var ve bu vakıf söylediklerine göre bu toprakları ve bu evleri orada yaşayan Arap Filistinlilerden satın almışlardır. 1967'de savaşta bu topraklar Filistin tarafından tekrar kazanıldı, geri alındı. Mahkeme şimdi diyor ki, biz aslında onları geri alabiliyoruz, alma hakkımız var. Olay karmaşık derin ama özeti odur. Filistin halkı destekliyor bu aileleri ve Gazze'yi yöneten grup şu anda Hamas. Hamas ve İsrail arasında dolayısıyla bir gerginlik, bir çatışma yaşanıyor. En başta benim söylemek istediğim şey şu bence burada bu olayda yaşanan şey şöyle özetlenebilir, açıklanabilir. İsrail yanlış bir şekilde Filistin'deki bu aileleri eziyor. Adaletsizliktir. Şimdi tam doğruya getirecektim aslında abi. Yani özellikle burada İsrail'in Filistinlilere ve Filistin'e karşı uyguladığı politikalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu noktada özellikle İsrail'in sanki birazcık kendini üstün gördüğünü ve bunun üzerinden de bir ayrımcılık hatta ırkçılığa kadar gidebilecek politikalar uyguladığını görüyoruz ya da en azından böyle bir dağlar var diyeyim. Sen bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Bence bu konuda öyledir. Derin bir konu, karmaşık bir konu, pek taraflı bir konu değil bazen o şekilde açıklamak istiyor yani o şekilde açıklamaya çalışıyoruz ya da açıklamaya çalışan taraflar var. Ama bu olay bence öyle gösteriyor. İsrail şu anda ve İsrail'in şu anda uyguladığı politikası milliyetçi, bence ırkçı, Güney Afrika'da gördüğümüz apartheid sistemine benzer bir sistem kuruyor. Hükümet, Netanyahu'nun hükümeti o yoldadır bence ve onu savunabilmek benim için zor. Peki burada birazcık da aslında zor kabul edilebilecek bir soru sorayım. Özellikle Hristiyan bakış açısı itibariyle Ryan abi. Kutsal kitapta da aslında şu an İsrail'in kendinde gördüğü bu hak tarzında bir İsrail üstünlüğü ya da İsrail'e tanınmış ayrıcalıklar görmüyor muyuz? Yani özellikle eski anlaşmada baktığımızda Tanrı en başından beri sürekli İsrail halkıyla bir anlaşma yapıyor ve İsrail halkıyla süregelen bir plan işletiyor. Yani bu noktada aslında kutsal kitap bir nevi bunu desteklemiyor mu? Yani en azından ilk bakışta öyle göründüğünü ya da bu şekilde olduğunu düşünen insanlar ya da böyle eleştiren kutsal kitabı insanlar da mevcut. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsin? Yani kutsal kitap İsrail'in bütün halklardan üstün olduğunu ve bu yüzden daha ayrı haklara sahip olduğunu ve daha ayrı bir yerde olduğunu mu söyler? Ve bu da işte İsrail'in şu an meşrulaştırdığı bu bazı ırkçı ve dayatmacı politikaları meşru kılar mı kutsal kitaba göre sence? Yani bu meselenin birçok boyutu var. Teolojik olarak bence herhangi bir milliyetçiliği savunmak için teolojik bir sebebimiz olamaz. Kutsal kitap milliyetçiliğe karşıdır. Tanrı İsrail'i seviyor mu? Tabii ki Tanrı İsrail'i seviyor. Biz Yahudileri sevmeli miyiz? Tabii ki Yahudileri sevmeliyiz. Tanrı İsrail'i seviyor. Tanrı Yahudileri seviyor, biz de İsrail'i sevmeliyiz, Yahudileri sevmeliyiz ve aynı zamanda eşit derecede Filistin'i sevmeliyiz, Filistinlileri de sevmeliyiz. Tanrı da onları seviyor. Eski antlaşmada Tanrı'nın şöyle bir planı vardı. Bütün dünyayı, bütün ulusları bereketlemek için Tanrı bir ulusu seçti, İsrail ve İsrail'in görevi, İsrail'in çağrısı bir bereket olmak. Onlar bir örnek olacaktı ki uluslar bereketlensin. İbrahim'e verilen vaat Yaratılış 12. bölüm 1. ayetten 3. ayet o şekilde açıklanıyor İbrahim'in görevi. İbrahim'in soyunun görevi ulusları bereketlemektir. Bir bereket olmaktır. Eski antlaşmanın gidişatı da onu gösteriyor. İsrail bazen bu görevi yanlış bir şekilde algıladı ve İsrail ulusları bereketlemek yerine sanki biz Tanrı'nın seçilmiş halkıyız. Dolayısıyla Tanrı bizi seviyor, diğer ulusları sevmiyor. Tanrı onları değil bizi seçti. Dolayısıyla biz doğruyuz. Ne yaparsak yapalım onlar yanlıştır. Tanrı'nın bereketini paylaşmak istemektense Tanrı'nın bereketini kendileri için saklamak istiyorlardı. Ve dolayısıyla Kütahya'da sürekli bu konuda İsrail'i azarlıyor. Peygamberler ulusları sevmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Mesih'in görevi uluslara bağlı olacağını anlatıyor Yeşaya 49 mesela. Mezmurlar da uluslardan bahsediyor Mezmur 67. Yuruz kitabının anı mesajı uluslar ile ilgili Tanrı Ninova'yı bile sever. Yani... Ninova zalim bir düşmandı. Ama Tanrı Ninova'yı sevmez mi? Ninova'yı seviyor. Yeni antlaşmada görüyoruz ki Mesih'in görevi tamamlanıyor. Ve dolayısıyla artık Tanrı'nın halkına herkes katılabilir. Bütün uluslar artık Tanrı'nın halkı olarak çağrılıyor. Mesih İsa'ya iman eden herkes Tanrı'nın seçilmiş halkı oluyor. Dolayısıyla bir ülke, bir millet, diğer milletlerden, diğer ülkelerden üstün değildir, üstün olamaz. O yüzden bizim de İsrail'i savunmak için teolojik bir sebebimiz yok gerçekten. Değerlendirmeliyiz, adalete göre yargılamalıyız. Tanrı eski antlaşmada da sırf kendi seçtiği halk olduğu için haklı saymadı. Tanrı devamlı İsrail'i azarlıyordu, yargılıyordu, cezalandırıyordu. Biz de duruma göre değerlendirebilmeliyiz. İsrail yanlış yaparsa yanlışı yanlış diyebilmeliyiz. İsrail'e karşı bir milliyetçilik, İsrail'e karşı, Yahudilere karşı ırkçılık da eşit derecede yanlış günahtır. Gerçek şu ki tarih boyunca Yahudiler ezilmiş bir halk olmuştur. Nefret edilen, ezilen bir halk. Bu İsrail'in şimdi uyguladığı siyaseti haklı kılamaz. Bence görülen şey şu ki İsrail şimdi eski antlaşmada yaptığı hatalardan daha bile ciddi hatalar yapıyor. Adaletsizlik, doğru olmayan şeyler yapıyor. Ve kilise olarak, insanlar olarak bunu söyleyebilmeliyiz. Tanrı bütün ulusları sever. Elbiselerin işleri 10. bölüm 34 ve 35'e kadar okursanız Tanrı millete bakmaksızın herkesi sever. Herkesi kabul eder. İmanımıza göre yüreğimize bakar. Tanrı dolayısıyla milliyetçi değil. Hristiyan bir milliyetçilik mümkün değildir. Hristiyan bir milliyetçilik yoktur. Hristiyan milliyetçi var ve bunlar milliyetçiliklerinden tövbe etmelidir. Böyle bir kavramdan zaten söz etmek mümkün değil. Çünkü İsa Mesih'in geldiğinde öğrettikleri ve o evrenselliği ve sonrasında yine elçilerin de aynı şekilde o evrensel olarak dünyanın dört bir yanına yaydıkları müjde zaten buna izin vermez. O yüzden aslında çok önemli bir şey söylemiş oldun şu cümleyi kullandığında Rahim abi. Hristiyan milliyetçiler var ve bunlar milliyetçiliklerinden tövbe etmelidirler. Evet. Kesinlikle katılıyorum buna. Şu anda gündemde sürekli kullanılan bir sözcük var. Siyonizm. Siyonizmin tanımı karmaşık olabilir. Farklı kişiler, farklı gruplar farklı anlam yükleyebiliyorlar bu kelimeye. Ama eğer siyonizm milliyetçilik demek ise Yahudi milliyetçiliği, İsrail milliyetçiliği, o zaman siyonizm doğru olamaz, doğru değildir. Maalesef bazı kiliselerimizde öyle bir algı var sanki bak kitap kitapta İsrail geçiyor, Tanrı İsrail'i seviyor demek ki İsrail'i savunmalıyız, İsrail doğru olmalı. İsrail'i desteklemeliyiz. Neden? Çünkü Kutal Kitap'ta İsrail var. Ama bu yanlış. İndirgemeci fazla basitleştirilmiş bir düşünce ve Kutal Kitap öyle bir kavram savunmuyor. Ama maalesef bizim bazı kiliselerimizde öyle bir öngörü, öyle bir düşünce var sanki İsrail'i savunmak zorundayız. İsrail'i desteklemek zorundayız. Bence öyle hissetmemeliyiz. Hatta bazı kiliselerde maalesef İsrail bayrağı gördüm. Bence bu uygun değil. Neden Fas bayrağı değil ya da Nijerya bayrağı değil de İsrail bayrağı? kısa kitapta gördüğümüz aynı isim olduğu için. Ama öyle herhangi bir teolojik sebebimiz yoktur Siyonizmi savunabilmek için. Dünyada bazen öyle bir düşünce var. Kilisenin önünde haç var. Haçın yanında bayraklar olacak. Bayrakların olması biraz garip zaten benim için. Ama yabancı bir ülkede İsrail bayrağının orada durması benim için gerçekten rahatsız edici. Sanki İsrail'in politikasını savunmak zorundayız, desteklemek zorundayız ama öyle teolojik bir sebep yoktur bence burada aslında abi yani İsrailleri mesela sevmemiz gerektiğinden çünkü Tanrı'nın da onları sevdiğinden bahsetmiştin daha önce aynı şekilde yani evet bizler İsrail'i sevebiliriz sevmeye devam edebiliriz ve sevmeliyiz de yani o insanları ama bu şu anlama gelmiyor senin de söylediğin gibi onların her yaptıklarını onaylamamız gerek ya da onaylamak zorundayız niye çünkü işte Kutsal Kitap'ta adı geçen Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın onlar aracılığıyla bir şeyler yaptığı bir halk diye çünkü böyle bir aslında şey yaptığımız zaman taassupçular düşmüş oluruz. Bu ne demek? İşte körü körüne bağlanmak. Yanlış da yapsa doğru da yapsa onun her dediğini kabul edip onun her dediğini onaylamak, desteklemek ki biz zaten az önce aslında Tanrı'nın bile İsrail'i o sevdiği halkı o aracılığıyla birçok peygamberler gönderip kullandığı halkı birçok zaman azarladığını söylemiştik. Yani Tanrı da hatalı bir şey gördüğünde İsrail halkında bunu uyarıcı buna karşı hamlelerde bulundu. Onlara bunun karşılığını verdi. O yüzden bizler de aynı şekilde hangi ulus olursa olsun ama işte burada İsrail üzerine konuşuyorsak İsrail de bir hata yaptığı zaman ya da yanlış yaptığı zaman buna karşı çıkabilmeliyiz. Çıkmalıyız da. Yani illa İsrail olduğu için, kutsal kitapta geçen bir halk olduğu için her yaptılanı, her yaptıklarını desteklemek zorunda değiliz ki bu bence çok çok önemli bilinmesi gereken bir nokta. Özellikle Hristiyanlar açısından biz bu ...konuyu bu şekilde değerlendiriyoruz demek bence doğru olur. Evet, evet. Maalesef diğer taraftan ters bir öngörü de var bazı. Özellikle Orta Doğu'da İsrail'den nefret eden, Yahudilikten ve Yahudilerden nefret etmek uygundur sanki. Birçok kez öyle bir şey duydum. İşte bütün Yahudileri öldürmeliyiz. Ee, İsrail yok edilmeli. Maalesef. Bu noktada hatta ben bir örnek belki verebilirim burada abi. Sen devam etmeden önce özellikle mesela Türkiye'de gerçekten bu konuda müthiş bir antisemitizm mevcut. Yani işte Hitler'in zamanında 2. Dünya Savaşı sırasında yaptığı şeyleri desteklemeye gidecek kadar hatta onun kendi yazdığı kitabı Türkiye'de en çok satan kitaplar listesinde sürekli ve sürekli insanlar alıp ondan alıntılar yapmaya devam ediyor. Hatta çoğu zaman insanların dilinde olan bir cümle vardır Türkiye'de maalesef ki. Hani de denir ki Hitler'in sözde söylediği bir cümle olduğu iddia edilir. İşte bana ileride kızacaksınız neden tüm Yahudileri öldürmedin diye. Ve bunu a gerçekten bak Hitler ne kadar haklıymış keşke hepsini öldürseydi ye varan seviyelerde kullanan insanlar da söz konusu. Böyle bahsettiğin işte Yahudi düşmanlığı gerçekten özellikle Orta Doğu'da ve bizim ülkemizde Türkiye'de çok yaygın bir durum. Evet, ben de onu duydum. Defalarca benzer sözler de duydum ve kesinlikle günahtır yanlıştır. Milliyetçilik, ırkçılık günahtır. Irkçılık savunulamaz. Sadece Müslümanlara karşı yapılan ırkçılık değil de Araplara karşı ya da Türklere karşı yapılan ırkçılık değil. Yahudilere karşı yapılan ırkçılık da de eşit derecede yanlış ve günahtır. Tanrı Yahudileri seviyor mu? Tabii ki Tanrı Yahudileri seviyor. İsrail'de İsrail'in politikasını desteklemeyen insan çok. Ya da eleştiren ve bu demek değil ki İsrail'in her yaptığı yanlış. Ben kesinlikle öyle inanmıyorum. İsrail'in her yaptığı yanlış değil. Bence şu anda İsrail yanlış yolda. Birçok konuda örtülüğü savunuyor. Apartheid sistemi kuruyor. Arapları ikinci sınıf vatandaş yapmaya çalışıyor gibi yapmıştır. Ve bunu savunuyor. Ve bu yanlış. Ve karşı çıkmalı. Ama aynı zamanda İsrail'i sevmeliyiz. Burada özellikle bazı gruplar söz konusu değil mi abi? Hani bu bahsettiğimiz o gerilimde işte İsrail Filistin meselesine de ortaya çıkmış bu bahsettiğimiz diğer taraftan Filistin tarafından mesela Hamas adlı bir terör örgütü var ve bunlar da İsrail'e karşı işte roket saldırıları, bombalar ve birçok farklı şey. Yani bunu da aslında bizler aynı şekilde aynı az önce nasıl İsrail eleştirirsek bunu da aynı şekilde eleştirebiliyor olmamız ya da bunun da yanlışını söyleyebiliyor olmamız gerek değil mi? Kesinlikle. Şu anda özellikle Gaza bölgesi yöneten Hamas var. Hamas'ı savunabilmek mümkün değil. Hamas bir terör grubu, bir örgüttür. Hamas insanları öldürmeye çalışıyor, İsrail'i öldürmek istiyor, İsrail'i yok etmek isteyen bir gruptur. Açıkça söylüyorlar. Hamas antisemitizmi savunuyor. Hamas ırkçılığı savunan, milliyetçiliği, aşırı milliyetçiliği savunan bir gruptur. Hamas'ın da uyguladığı şey yanlış. Yani şu anda ne oluyor? İsrail bence kışkırtıyor. Bu aileleri çıkarmaya çalışıyor. Filistin karşı çıkıyor. Hamas ve İsrail arasında çatışma oluyor. Hamas füze atıyor. Askeri hedeflere değil. Hamas sadece İsrail'i saldırmak istiyor. İsrail ama... Nereye olursa. Evet. İsrail ama kendini savunabilir mi? Tabii ki kendini savunabilir ama yapılan şey savunmaya benzemiyor. Saldırıya benziyor. İsrail tarafından bahsediyoruz şimdi de. Yani Hamas aynısını yapıyor. E çünkü abi burada aslında bunu da belki netleştirmekte fayda var. Yani Hamas'ın yaptığını belki işte meşru müdafaa kendini savunuyor gibi de belki savunan kişiler olabilir. Yani biz kişisel olarak, ben kişisel olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü senin de dediğin gibi hani bir askeri bir savaştan ziyade ki ben kişisel olarak buna da karşıyım ama yani biraz daha pasifist bir görüşüm var. Daha barışçıl. Hani savaşın her türlüsüne karşıyım ama Hamas'ın yaptığı askeri bir karşılık ya da askeri bir savaştan ziyade az önce dediğimiz gibi işte o sadece İsrail'e saldırmak için ve İsrail nefretinden doğma bir saldırı şekli ve bu çok tehlikeli çünkü aynı şekilde İsrail nasıl senin bahsettiğin saldırıları gerçekleştiğinde sivilleri tehlikeye atıyorsa aynısı Hamas da İsrail'e yönelik bunu yaptığında İsrail vatandaşlarını da tehlikeye atıyor ki bu dönemde zaten iki taraftan da maalesef sivil kayıplar olduğunu duyduk öğrendik yani hem yaralı hem ölü o yüzden bunu netleştirmek bence çok önemli yani işte iki tarafın da yaptığı bir meşru müdafadan çok birbirine karşı saldırı ve bu saldırı da işte birbirlerine karşı olan nefretten dolayı doğmuş gibi. Aksi takdirde Filistin'in mesela işte bu senin en başından beri söylediğin gibi bu haksız belki haksızlığa uğradığı noktalarda işte protesto hakkı olduğunu ya da bu konularda sesini dünyaya duyurup bu konularda herkesin bu haksızlığı görüp buna yönelik pozitif olumlu adımlar atılması gerektiğini kesinlikle düşünüyor ve savunuyoruz. Yani bu noktada bunu da belki söylemek önemli Bizim karşı çıktığımız şey Filistin'in kendi haklarının peşinde olması değil de bunu yanlış yollarla yapan bir örgüt mevcut orada ki bu aslında bu haklı davanın hakkaniyetine de aslında gölge düşüren bir konu. Bu Hamas'ın yaptıkları terörizm altında. Evet katılıyorum. Filistin halkı tabii ki protesto edebilir. Hakkı var. Bence protesto etmekte haklı. Ben de Filistin'de olsaydım ben de protesto ederdim. Hamas'a katılamazdım. Hamas'ı desteklemek mümkün değil benim için ve Filistin halkı da öyle düşünüyor. Filistin halkın büyük bir kısmı Hamas'ı da destekleyemiyor, desteklemiyor. Onları da Hamas'tan korkuyorlar, Hamas'tan çekiniyorlar, Hamas'ı terörist grubu olarak görüyorlar. Bu durumdan, bu çatışmadan kim faydalanıyor? İsrail'in aşırı milliyetçi tarafı ve bu apartheid sistemi kurmak isteyen Netanyahu ve onun grubu bu tarz politikadan faydalanıyor. Bak bu Araplar ne yapıyorlar? Ve o şekilde oy kazanabiliyor. Hamas da aynı şekilde bak bu İsraillere ne yapıyorlar? Bize ihtiyacınız var. Ve bu şekilde bu çatışmadan üç noktada olarak görülmesi gereken gruplar sanki normal, sanki ha işte makul ama değil. Maalesef öyle bir duruma geldi şu anda. <laughs> Doğru, çok doğru abi. Bu noktada belki yavaş yavaş aslında çözüm önerilerine de gelebiliriz. Çünkü özellikle senin de söylediğin gibi bu iki uç noktanın içerisinde yani bu bu durumu çözebilecek bir yol var mıdır acaba diye düşündüğümüzde aslında birazcık belki karamsar da olabiliyoruz hani. Çünkü baktığımız zaman senin de söylediğin gibi iki tarafında sürekli güç ve destek kazandığını görüyoruz. Çünkü ikisinin de kendine göre ürettiği haklı sebepler var. Çünkü iki tarafta aynı yanlışı yapıyor ve iki tarafta o iki taraf Yaptığı yanlışı kullanarak kendine destekçi topluyor. Ama burada hani belki seçenekler olarak elimizde neler var ve bunlar arasından özellikle Hristiyanlar olarak bizler hangi seçeneği belki daha makul görüp destekleyebiliriz çözümün sağlanması noktasında bu iki ulus arasında. Bu tabi zor bir mesele. Ben sadece dışarıdan gören bir izleyici olarak yorum yapabiliyorum. Ben Filistin'de, İsrail'de yaşamıyorum ve bu konuda kendimi uzman olarak da ilan etmek istemiyorum. Ama konuyu anlamaya çalışıyorum. Ben dua etmek istiyorum. Uygun bir şekilde dua edebilmek istiyorum ve düşünüp bir fikir geliştirmek istiyorum kendim için. Bence herkesin kabul ettiği şey şu. Uzun vadeli çözüm olarak 3 ihtimal var. İki devlet olacak ki yıllardır İki devlet olsun diye uğraşan gruplar var. Ben de öyle bir çözümü destekliyordum. Sanki şu anda özellikle İsrail'in politikasından dolayı ve Hamas'ın varlığından dolayı iki devlet mümkün gözükmüyor. Tek devlet çözüm olabilir. İki milleti olan bir devlet. Ama o ancak her iki taraf eşit olacaksa uygun bir çözüm olabilir. Yani İsrail Arapların haklarını tanıyacaksa eşit olarak görecekse o zaman bu belki uygun bir çözüm olabilir artık. Tabi üçüncü ihtimal korkunç. Çünkü her iki taraf da bu üçüncü ihtimali savunmak isteyen insanlar var. O da bir tarafı yok etmek. Hatta hükümette bazı İsrailliler var ki Arapları göndermemiz gerekiyor. Onları komple çıkaralım, gönderelim ya da yok edelim onları. Bu kesinlikle kabul edilemez. Yani bu seçenek ya da bu çözüm, yani bunu nasıl önerisi, çözüm önerisi bile değil zaten. Diğer tarafta Hamas da ve o tarafta bazı insanlar var ki bütün İsraillileri öldürelim. Dediğin gibi Hitler'in başladığı şeyi tamamlayalım gibi düşünen insanlar da var. O kabul edilemez tabii. Duasıyla iki devlet olamazsa bir devlet olmalı. Bir devlet olacaksa bence bizim savunmamız gereken şey eşitlik. Araplar ve Yahudiler eşit haklara sahip olmalı. Örkçülük, ayrımcılık, sistemsel bir ayrımcılık Amerika'da yanlış. Güney Afrika'da yanlış. Kıbrıs'ta yanlış. İsrail'de yanlış. Ve eğer Amerika için ikinci sınıf vatandaş olayı savunamazsa İsrail için de savunamayız. Apartheid, Güney Afrika için yanlış ise, İsrail için de yanlıştır ve onu savunmamalıyız. Çok doğru. Yani burada aslında şunu da tekrar vurgulamış olalım abi. Biz bu konunun senin de söylediğin gibi uzmanları değiliz ve uzmanları olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Yani bu konular üzerine konuşurken ya da işte az önceki çözüm önerileri üzerine konuşurken ki işte özellikle tek devlet ve altında iki millet olması şu an için en uygun çözüm gibi görünüyor derken bunun nihai çözüm olması gerektiğinin sonuna kadar savunduğumuzu söylemiyoruz. Yani belki gerçekten ileride çok daha iyi bir çözüm ortaya konulabilir. Böyle bir çözüm önerisine de açığız. Yani o noktada bizler bu konunun uzmanlarımışız gibi sunmuyoruz. Onu da tekrar vurgulamış olalım. Bu arada 22 Mayıs'ta bir ateşkes imzalandı sanırım abi. Yani bu elbette ki sevindirici bu iki tarafın da birbirine işte saldırması ve orada gerçekleşen maalesef üzücü olaylardan sonra en azından işte sivil kayıplarının şu an olmayacak olması. Orada zaten şu an hala hazırda bundan etkilenmiş insanların bir nebze de olsa işte nefes alabilecekleri bir zaman oluşturması açısından bu ateşkes çok önemliydi. Belki onun hakkında da bir şeyler söylersen videoyu kapatmadan önce çok iyi olur. Evet yani ben de sevindim öyle bir haber görünce. Her iki tarafta insanlar ölüyorlar ve bu üzücü bir şey. Ve her iki taraf eğer askeri olmayan hedefleri öldürüyorsa bu daha da yanlış ve savunulamaz. O yüzden ateşkes bence acil bir şekilde gerekiyordu ve hamdolsun şu anda öyle bir durum var ne kadar kalıcı olacak göreceğiz. Umarım devam eder o şekilde. Ama tecrübe şunu gösteriyor ki bu çatışma bir şekilde tekrarlanacak. Yeniden alevlenecek. İmanlar olarak, Hristiyanlar olarak bu konuyu düşünmeliyiz. Hem siyasi boyutunu düşünmeliyiz. İsrail hakkında ne düşünüyorum? Hamas hakkında, Filistin hakkında ne düşünüyorum? Aynı zamanda teolojik olarak konuyu değerlendirebilmeliyiz. Ben Hristiyan olarak İsrail'i bir devlet olarak savunmak zorunda mıyım? Bu önemli bir sorun. Ve eskatolojimiz, bizim genel kütahya kitap bakışımız bu soruları etkileyecek. Bu konuları düş düşünmeliyiz. Ben kendi görüşümü sunuyorum. Ben dediğim gibi İsrail'i savunmak için herhangi teolojik bir sebep ya da bir gerek duymuyorum. Aynı zamanda Tanrı bütün ulusları seviyor ve dolayısıyla bütün ulusları sevmeliyiz ve her insanın haklarını savunmalıyız. Ki burada aslında abi yani seninle o konu üzerine de çok konuşmak istiyorum esasen özellikle vahiy bölümü noktasında çünkü bazı eskatolojik yani son zamanlar üzerine anlayışlar var, farklı anlayışlar var ve bu noktada hani senin de bakış açın biraz farklı ve bu konuda farklı bakış açılarına sahip birçok Hristiyan var. Ama özellikle şunu da söyleyebiliriz sanki. Bu teolojik açıdan işte İsrail'in son zamanlardaki önemi ve yeri açısından ne düşünürse düşünsün bir Hristiyan. Hani bizden bu noktada senden benden farklı düşünse de İsrail'in yaptığı bir yanlışa yine de karşı çıkabiliyor olmalı değil mi? Yani çünkü evet belki son zamanlarda önemi Tanrı'nın onları kullanacağını düşünüyor olabilir ki bu da olabilir. Hani böyle bir senaryoda böyle bir anlayış da mümkün elbette. Bunu da savunabilir ama bu en başında da söylediğimiz gibi İsrail'in her yaptığını körü körüne destekleyeceğimiz anlamına gelmiyor ve gelmemeli. Çünkü bu çok tehlikeli bir şeye yol açar. Bu herhangi bir şeyde tehlikeli bir şeye yol açar. Yani tavsubculuk, bir şeye körü körüne bağlanma. O yüzden bu farklı görüşlere rağmen bence yanlışa yanlış diyebilmeliyiz bizler Hristiyanlar olarak. Ve bunun önemini ben aslında bir Hristiyan olarak vurgulamak istiyorum ki sen de en başından beri zaten bunu söylüyorsun. Evet. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani benim gibi düşünmeyen Hristiyanlar var İsrail'in gelecekteki önemi hakkında. Tamam. Kutsal kitap üzerinde bunu konuşabiliriz. Bizim yorum yöntemimiz, yaklaşımımız farklı olabilir ama her iki tarafta senin dediğin gibi İsrail'in yanlış yaptığı şeylere yanlış diyebilmek doğrudur. Önemlidir. Kesinlikle. Çok teşekkürler abi. Gerçekten davetimi kabul ettiğin için tekrar ve böyle önemli bir konuda konuştuğun için ve bana da aynı şekilde konuşma fırsatı verdiğin için yani ben aslında bu videoyu seninle çekme fırsatı bulmuş oldum. Yani belki benim kanalımda ve benim organizasyonumla gerçekleşti ama ben de bu sayede bu video aracılığıyla seninle birlikte bu konular üzerine konuşabilme fırsatı edindim. Bunun için de sana ayrıca teşekkür ediyorum. Ki önemli konular ve bazen aslında bu tarz konulardan belki çekiniyoruz, belki korkuyoruz ilk başta çünkü çoğu zaman medyada da aslında sürekli bir, bu az önce bahsettiğimiz o iki uç taraf dediğimiz o kutuplaşma söz konusu oluyor ve iki tarafında kendine ait medyası olayları farklı lanse ettiği için hani gerçekten objektif kalıp ortada doğruyu işte yanlışı iyi ve net bir şekilde görebilmek de zorlaşıyor. Bu yüzden de bazen çok çekiniyoruz ama özellikle genel anlamda neye destek verebiliriz, neye destek veremeyiz bu noktalarda, bu konularda. Bunun üzerine yeterli açıklamalarda bulunduğumuzu düşünüyorum. Umarım izleyenler için de özellikle Hristiyan bir bakış açısı itibariyle ve anlamıyla önemli ve yeterli olur. Teşekkürler videoya katıldığın için ve sizler de videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca çan butonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirebilir ve bir dahaki videolarımdan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.